Yerivan'daki soykırım anıtını ziyaret ettik. Ben ilk kez görüyordum. Şimdi soykırım anıtını belki çoğunuz görmüştür ama gene de anlatayım. Tam soykırımın anıtına yürümeye başladık. Sol tarafımda işte İstanbul'dan başlıyoruz. Şehirlerin adı yazılı. Ama etraftan bir ses geliyor. O tepeye 1,5 milyon ağaç dikilmiş. Ağaçların arasından 24 saat sürekli ağıtlar geliyor. Öyle bir ağıt gibi insanın ciğerine işliyor. Ben biraz daha yürüdüm. Bir ağıt duydum. Ağıt şu: tuzlu olur Arabistan fıstığı. Taştan imiş Ermeni'nin yastığı. Bu muymuş Osmanlı'nın dostluğu diye bir ağıt duydum. Tüylerim diken diken oldu. Neyse, anıta gittim ve diz çöktüm ve özür diledim. Şimdi bu kadar duygusallıktan sonra yola çıktık Sarkis'le beraber ve Gümrü'ye gideceğiz. Fakat zaman azdı. Sarkis gaza bastı, hızlı gidiyordu. Yakaladı bir polis bizi yolda. Sarkis anlatıyor. Diyor ki işte bir şeyler söyledi. Ben anlamıyorum çünkü Ermenice konuşunca. Polis dolaştı bana. Benim sağ kapıyı açtı. Beni indirdi aşağıya. Ve böyle, ya gel benim Türk kardeşim dedi. Sarıldı bana, öpüyor. Ya bu adam beni niye öpüyor diyorum yani. Bu kadar bir duygusal. Sarkis dedim, ne anlattın sen buna? Ya dedim ki, bu Türk senin bildiğin Türklerden değildir. Bizim acılarımızı paylaşmaya gelmiş, bir tiyatro yazmış, Gümrü'de oynayacak, ona yetiştirmeye çalışıyorum. Onun üzerine ceza falan yok size dedi. Bu Türk kardeşimi sağ salim götür Gümrü'ye diyerekten beni bıraktı. Ve biraz sonra Sarkis dedi ki, bak şu anıtı görüyor musun dedi bana, yolun sol tarafında, Yerivan'dan Gümrü'ye giden yolun sol tarafında bir anıt gördüm. İşte bu dedi tek kanatlı kartaldır. Durduk orada. Baktım ben ve sonra anlattırdım. Sarkis, bu nedir bu anıt diye. Şimdi tek kanatlı kartalın heykelinin size hikayesini özetleyeyim. Kartal eskiden Van'daki Vaspurgan Krallığı'nın, Vaspurgan Ermeni Krallığı'nın sembolüydü. Bu krallık merkezi Van'dı ve geniş bir alanı kapsıyordu. İşte Van, Ermeni Özgürlük Hareketi'nin ilk başladığı yerdi ve 1850'de bu hareket başlamıştı. Vaspurgan Kartalı diye de bir gazete çıkıyordu. İşte bu anıt daha sonra 1915'te Ermeniler Van'da direnerekten 200 bin kadar Ermeni canını kurtarıp Ermenistan'a gelmişti. Ve biliyorsunuz şu anda Ermenistan içinde de çok sayıda Vanlı vardır. Vanlılar her 8 Mayıs'ta Van direnişini anmak için belli bir yerde toplanıyorlarmış. Ve daha sonra demişler ki, biz burada her yıl toplanıyoruz, bir anıt dikelim. Ve bu anıt da bizim Van'daki Vaspurgan Kartalı'nın anıtı olsun. Fakat anıt yapılmaya başlanmış 1970'te. Fresno'daki Ermeni Vanlılar demiş ki, biz ne olacağız? Siz oraya anıt dikiyorsunuz, biz ne yapacağız burada deyince anıtın yarısını da Fresno'ya yapmışlar. Dolayısıyla anıtın bir yarısı Fresno'da, bir yarısı orada kalmış. Ve bu şekilde tek kanatlı kartal anıtı ortaya çıkmış. Bu beni çok etkiledi, böyle bir şey. Çünkü tek kanatlı kartal demek hem Ermenistan'da yaşayan insanları hem de var olduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış olan Ermenileri temsil ediyor. Hem özgürlüğün sembolü hem de ayrılığın, parçalanmışlığın sembolü tek kanatlı kartal. Bu anlamda tek kanatlı kartal bütün Anadolu'nun evlatlarından, yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kalmış olan insanların bir anıtıdır. Ve bu insanların, bütün Ermeniler aslında Anadolu'nun evlatları birer kartaldır. Ama onların bir kanadı var oldukları topraklarda, bir kanadı ise yaşadıkları yerlerde bulunmaktadır. İşte bu kopuşmuşluğun, bu kopukluğun bir sembolüdür tek kanatlı kartal anıtı. Tek kanatlı kartalda neleri anlattınız?
Kitabınızın bir bölümünde Antranik Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'yı anlatıyorsunuz. Neden? Tek Kanatlı Kartal aslında benim Seninle Güler Yüreğim tiyatrosuyla beraber Amerika ve Ermenistan'da yaşadıklarımın bir anlatımıdır. Bir bakıma kitabın kitabıdır bu. Tabii bunu anlatırken her gittiğim yerdeki olayları da anlamaya çalışıyordum. Ve Yerivan'dan Gümrü'ye giderken Sarkis Sasun bölgesini gösterdi. Ve o bölgeden geçerken laf döndü dolaştı. Bu Mustafa Kemal Paşa, Antranik Paşa, Agop Martayan arasındaki olayı anlattı bana. Şimdi ben önce duydum bunu, ben de biliyordum, yazmıştım fakat belgesi lazımdı. Bunun belgelerini araştırdım ve Agos gazetesinde bu konuda bir yazı yayınlandı. İşte bu yazıda belgesiyle beraber, tarihiyle beraber anlatılıyordu. Olay şudur, biliyorsunuz Agop Martayan dil açar, ilk Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmış olan Türk Dil Kongresi'ni toplayan kişidir. Bilim insanıdır. Yedi dil bilir. Dil bilimcidir Agop Martayan. Ve Agop Martayan aynı zamanda Türkçe Latin harfleri de yaratan kişidir. Agop Martayan Türk Dil Kurumu'nun 47 yıl başkanlığını, genel sekreterliğini yapmış bir dil bilimcidir. Ve Agop Martayan biliyorsunuz 1934 yılında bu soyadı kanunu çıktığı zaman Türk Dil Kurumu Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk soyadını öneren dil bilimcisidir. Ve bu Atatürk soyadı önerilince Türkiye Büyük Millet Meclisi de ona oy birliğiyle kabul etmiş ve ilk soyadı ona verilmiş. Atatürk de ona, Agop Martayan'a dil açar soyadını vermiş. Biliyorsunuz bir de tabii soyadı var Atatürk. Peki bunun imzası lazım. Bunu kim yapacak? Onu da Robert Kolej'de kaligrafi öğretmeni olan, matematik coğrafya öğretmeni olan Çerşan yapmış ve Atatürk demiş ki 5 tane bana imza örneği ver. Atatürk izleyi üzerine Çerçiyan 5 tane imza örneği veriyor. Onlardan şu anda bizim bildiğimiz Atatürk'ün imzası K. Atatürk imzası Çerçiyan'ın imzasıdır. Kısaca Atatürk'ün soyadını da Ermeniler vermiş ve imzasını da Çerçiyan yapmış, Ermeniler yapmış. Böyle bir durum. Şimdi esas senin şimdi soruna geliyorum. Yıl 1936'dır. Dolmabahçe Sarayı'nda bir dil toplantısı yapılmış ve ondan sonra da bir yemek verilmektedir. Yemeğin bir tarafında bir anında Mustafa Kemal diyor ki şu anda masamızda bulunan Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve diğer milletler kendi milli marşlarını söylesin diyor. Şimdi Rumlar diyor ki paşam İstiklal Marşı'ndan başka bizim marşımız olabilir mi? Yahudilere gelmiş, paşam İstiklal Marşı'ndan başka bir marşımız olabilir mi demiş ve bunun üzerine Atatürk diyor ki Agop sen söyle diyor. Şimdi ne söyleyecek? Ermenilerin milli marşı Antranik Paşa marşı. Şimdi böyle deyince biraz çekinmiş, paşam söyleyeyim mi diyor, söyle diyor. Hem de Ermenice söyle. Bunun üzerine Agop Martayan Ermenice olarak Antranik Paşa marşına başlayınca arkadaki korumalar kılıçlarını çekiyor. Bunun üzerine Atatürk diyor ki kılıçları kınına sokun. Devam et sen diyor ve Agop Martayan Ermeni milli marşını söylüyor, Antranik Paşa marşını bitiyor. Bazıları gülümsemişler falan. Onun üzerine Atatürk diyor ki eğer ben kaybetseydim demek ki siz benim arkamdan gülecektiniz diyor. Tarih budur. Ama Antranik Paşa Ermenilerin büyük bir kahramanıdır. Şimdi efendiler ayağa kalkıyoruz. Antranik Paşa şerefine kadehimizi kaldırıyoruz deyip bir orada Antranik Paşa şerefine kadeh kaldırılıyor. Hikaye budur. Bunu yazdım. Bazı insanlar belki bunu duymamış olabilirler ama böylesine bir insandı
Mustafa Kemal. Aynı zamanda Antranik Paşa hikayesi de budur. Bu benim Agos gazetesinden öğrendiğim belgesel bir olaydır. Son zamanlarda hakkınızda çok yazı yayınlanıyor. Sizin için Türkiye'nin vicdanı ve barış elçisi diyorlar. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi bu benim için bir şereftir. Onurdur. Kolay mı bir ülkenin vicdanı diye sıfat söylenmesi? Bunu ben söylemiyorum. Başkaları benim hakkımda yazdıkları yazılarda söylediler. Bu benim için büyük bir şereftir. Demek ki bugüne kadar yazdığım yazılar, bugüne kadar yayınladığım kitaplar boşa gitmemiştir ve bu anlamda mutluyum. Şimdi öncelikle şunu da belirteyim. Seninle Güler Yüreğim tiyatrosuyla beraber Ermenistan'a gittiğimde en çok orada insanlar ağlıyorlardı. En sonunda final Yerivan'da oldu ve 700 kişilik salon dolmuştu. Şimdi tiyatro bitti, beni sahneye davet ettiler. Ben daha parev sireli hay kuyreiris der demez salon olduğu gibi ayağa kalktı ve alkışlıyorlar. Alkıştan ben konuşamıyorum. Bunun üzerine Sarkis'e dedim ki yani ellerimi lütfen susun da konuşayım demiştim. Sarkis dedi Kemal bırak bu insanlar ilk kez bir türkü alkışlıyor. Alkışlasınlar yaralarına merhem oluyorsun sen dedi. Bırak alkışlasınlar. Ve o şekilde alkışları susturmadım aşağı indim. Şimdi birçok Ermeni insan yaşlı insan. Hocam şimdi evet. Kapanacak galiba çok kısa zamanda tekrar gireceğiz arkadaşlar. Hepimiz aynı şekilde. Devam edin lütfen. Birazdan kapanabilir. Bu şekilde ben birçok gittiğim yerde toplantılarda Ermenistan'da, Amerika'da ve diğer dünyanın yerlerinde Kudüs'te ya da Amman'da her yerde bu şekilde Ermenilerden büyük bir saygı gördüm. Büyük bir hoşgörü gördüm. Bu bakımdan da tüm Ermeni kardeşlerime özellikle çok teşekkür ediyorum. Eğer ben Ermenilerin dertlerine derman olabildiysem, eğer onların yaralarına bir merhem olabildiysem ne mutlu bana. Çok güzel. Şimdi Almanya'da Duisburg Essen Üniversitesi'nde Kemal Yalçın arşivi kuruldu. Neden sizin için arşiv açtılar? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış yazarlardan hem anası babası Sünni Müslüman hacı olan, dedesi hacı olan bir aileden geliyor. Ve ben böyle bir aileden gelen bir Türk yazarı olarak ilk kez canlı tarihlerin, Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların canlı tarihlerinde yani bunlarla konuştum ve onların bütün konuşmalarını kasete aldım. Bu kasetler 300 tane kasettir. İşte bütün bu kasetler, kasetlerde konuşan tüm insanlar şimdi hepsi öldü. Bu arşive bu insanların canlı tarihlerin anlattıkları gelecek nesillere dünya var oldukça ulaşsın diyerekten Duisburg Essen Üniversitesi böyle bir arşiv kurdu benim için ve ben de bütün elindeki canlı tarihlerin anlattıklarını, kasetlerini, binlerce fotoğrafı ve 5000 kadar belgeyi teslim ettim bu arşive. Arşivin kurulmasının sebebi budur. Yani özellikle soykırımın, özellikle Anadolu'nun evlatlarının başlarına gelen acıların unutulmaması için böyle bir arşiv kuruldu. Tamam. Şimdi tekrar isterseniz biraz evvelki seninle Güler Yüreğim'e dönebiliriz. Bir 8 dakikamız daha var. Peki. Ya da başka bir şey söylemek isterseniz. Hayır şimdi. Sonra ikinci bölümde konuşmacılar isteyenle soru sormak isteyen, konuşmak isteyenleri alacağız. Artık iki. Hani. Yani o zaman ben biraz daha anlatayım mı şimdi? Tabii anlatabilirsiniz. Yani o zaman şöyle. 7 dakikamız daha var. Var. O zaman şunu anlatayım. Benimle konuşan buyurun. Yaşlı Ermeniler içinde beni en çok etkileyen nedir diye sorabilirsiniz. Çünkü çok olaylar gördüm.
Öylesine olaylar anlattılar ki bana onları yazmaya kalemimin gücü yetmedi. Hiç yazamadım. Öyle olaylar anlattılar ki ışığı kapat, teybi kapat, karanlıkta konuşacağım dediler. Bu insanlarla karanlıkta konuştum. İnsanlar bir saat, iki saat, üç saat karanlıkta ağlıyor, konuşuyor, ağlıyor, konuşuyor. Sonra aç ışığı diyor, açıyorum. Bu anlattıklarımı hiç yazmayacaksın. Onları hiç yazmadım. Bazısı diyor ki, bak anlattım her şeyi sana ama şu kadarını yaz, ötekini yazma, dayanamam diyor. Bir kısmı da Merzivonlu Vahram Karabent gibi, yaşım 96 oldu. Sustuk da dünya mı kurtuldu? Kemal yaz her şeyi. Adımı da yaz. Fotoğrafı kitabın ortasına koy. Dünya bilsin dedi ya. Bu nedir dedi. Onlar gibi ve onun gibi konuşanların anlattıklarını da isim isim fotoğrafla beraber koydum. Ve benim bugüne kadar yazmış olduğum 7000 sayfalık kitaplarımda, yazılarımda anlattıklarım Ermenilerin, Süryanilerin, Anadolu'nun evlatlarına gelen felaketlerin, acıların sadece birkaç sayfasıdır. Acılar, felaket o kadar büyüktür. Ben bunları bir daha yaşanmaması için, ben bu olayları Anadolu'nun insanları unutmaması için yazdım. Dilerim bir daha bu olaylar yaşanmaz. Dilerim bir daha biz bunları yazmak zorunda kalmayız. Benim tek arzum var. Bir daha ben böyle olayları yazmak zorunda kalmayayım. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Benim tek arzum budur. Evet. Başka ya 5 dakikamız daha var. Başka bir anlatmak istediğiniz. Evet. Şimdi bir anı, mesela sizi çok etkileyen bir anı veya. Beni en çok etkileyenlerin başında Köln'de Sırpazan Karakin Bekçiyan'ın anlattıkları oldu. Sonra Melina'nın kendi anlattıkları oldu. Ve mesela Sırpazan Karakin Bekçiyan, burada ona saygılarımı sunuyorum, saygıyla selamlıyorum. Bütün kitaplarımın okunmasında ve bana gerçekleri anlatmakta en çok o yardımcı oldu ve Sivas Kangallı Meline Terpinyan Polman oldu. Meline benim bütün kitaplarımın okudu, düzeltti, önerilerde bulundu. Sırpazan Karakin Bekçiyan Seninle Güler Yüreğimi, Sarı Gelini Ermenice'ye çevirdi. Bütün bunları gönüllü yaptı. Sırpazan Karakin Bekçiyan'ın çevirilerinden sonra bunlar İngilizce'ye, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, o dillere çevrildi. 8 dile çevrildi Seninle Güler Yüreğim. Bu anlamda eğer ki Sırpazan Karakin Bekçiyan Ermenice'ye çevrilmemiş olsaydı, örneğin Arjantin'de İspanyolca'ya çevrilmeyecekti. Çünkü Sırpazan'ın çevirilerinden o şekilde yapılmıştı. Sarın Gelin de aynı şekilde oldu. Bu anlamda Sayın Sırpazan Karakin Bekçiyan'a şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu benim kitaplarımı sadece Seninle Güler Yüreğim değil, Seninle Güler Yüreğim, Sarı Gelin, Anadolu'nun evlatları, kardeşlerim var uzaklarda, Tek Kanatlı Kartal, bütün bunlarda Seyfo kitaplarında Anadolu'nun gerçeklerini anlatmaya çalıştım. Hepsini anlatabildim mi? Ben bu kadarını anlatabildim. Çünkü öyle olaylar duydum ki yazmadım bunları. İnsanlar birbirinin yüzüne bakamayacaklar yazarsam. Örneğin kaçırılan Ermeni kızlarının, kaçırılan Ermeni gelinlerinin, kaçırılan Süryani kızlarının, gelinlerinin, kadınlarının başlarına gelenleri hiç yazmadım. Yazamadım bunları. Ama kitaplarımda sizin ağladığınız yerlerde benim gözyaşlarım vardır. Kitaplarımı okurken sizin ağladığınız yerlerde
O noktaların her yerinde benim gözyaşlarım da vardır. Bu kitapları ağlaya ağlaya yazdım. Bu kitapları hüzün içinde yazdım. Ağladım ki bir daha insanlar ağlamasın dedim. Durum bu kadar acıdır. Ben bu acıları bir daha yaşanmasın diye yazdım. Dilerim birbirimizin yüzüne bundan sonra daha iyi bakabiliriz. Tabii. Ermenilerin ve Süryanilerin, Rumların acılarını artıran gerçeklerin inkar edilmesidir. Eğer ki gerçekler inkar edilmese, gözyaşlarımız ortak olduğu bilinse, acılarımız senin acıların, benim de acılarım diyebilsek birbirimize, bu acılar sona erecek. Ben bu anlamda acılarımızın da sona ermesi için, aramızdaki kinlerin sona ermesi için, dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesi için, birbirimizin Anadolu evlatlara kucaklayabilmemiz için bunları yazdım. Başka ne yapayım? Elimden bu geliyor. Dilerim bu kitaplar ortak acılarımızın dinmesinde hepimize yardımcı olur. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için şat şınora kalem. Arkadaşlar bir de sizin Zabel arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Afişimi kendisi hazırladı. Bu arkadaki logomu kendisi hazırladı. Kendisine defalarca teşekkür ettim. Fakat sizin önünüzde de teşekkür etmek istiyorum. Zabel arkadaşım, seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bana yardımlarından dolayı. Şimdi arkadaşlar tekrar kapatalım. Tek başlıyoruz tekrar.